Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Gününüz nasıl geçiyor? Umarım iyisinizdir. Ben bugün sizler için çok güzel bir video hazırladım. Videoda göstereceğim ayarlar çok önemlidir ve bunlar gerçekten hassasiyet ayarlarından daha önemli ayarlardır. Bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Gördüğünüz gibi ben şu anda spreyle ateş ettiğim halde silahım düz bir şekilde, dürbünsüz bile dahil sekiyor. Bunun sebebi ise birçok arkadaşımızın bilmediği, ekran içerisinde de gözüktüğü gibi burada iki tane ateş etme olduğunu ve gerçekten bu iki tane ateş etmenin ne işe yaradığını göstereyim size. Şu anda ayma çıktı. Gördüğünüz gibi az önce sprey attım. Şu anda kapattım. Kapattığım bir şekilde ben ne yapıyorum? Şu anda sağdakiyle ateş ediyorum. Dikkat ederseniz az önce solda ateş ettim ve gerçekten yukarıya doğru çok fazla bir şekilde beni zorladı. Yani aşağıya indiremedim. Burada sağ ve sol ateş etme gerçekten dikkatli bir şekilde ayarlanması gerekiyor. Yani ben ateş etmeyi burada tümünü açtığım zaman gördüğünüz gibi ekran içerisinde iki tane ateş etme geldi ve ben şu anda solda ile sprey atıyorum. Soldakiniyle ile sprey attığım zaman gerçekten çok kötü bir şekilde sprey atılıyor ve ben bir türlü müdahale edemeyeceğim şekilde bir sprey atılıyor. O yüzden bunu ne yapıyoruz arkadaşlar? Kapatıyoruz. Kesinlikle bunu kapalı tutmamız gerekiyor. Bu birinci adım. İki tane ateş etmeyi birlikte kullanmayalım. Kullanan arkadaşlarımız varsa da bu huyundan vazgeçsinler ve gerçekten oyunda zaten yeterince kadar kısıtlı parmaklarla oynuyoruz. Yani jiroskopsuz oynuyoruz. Aynı zamanda jiroskopsuzdan ziyade iki parmak oynuyoruz. Bir de böyle şeylerle uğraştırırsak daha sıkıntı olur. İkinci adım ise dikkat etmemiz gereken ayarlardan yine nişan alırken kamera dönüşünün açık olup olmamasıdır. Yani ben kamera dönüşünü burada kapalı olarak tavsiye ediyorum. Jiroskopsuzlar için söylüyorum tabii ki ben bunu. Çünkü arkadaşlar biliyorsunuz ki biz artık dokunmatik telefonlarla oynuyoruz ve dokunmatiği hassas olan telefonlarla oynuyoruz. Bizim sprey atarken elimiz ekrana değiyor ve böylece spreyimiz kayıyor, sağa gidiyor, sola gidiyor. Bunun problemin en büyük sebeplerinden bir tanesi nişan alırken kamera dönüşünün açık olmasıdır. Yani burada dikkat etmemiz gerekiyor ki onu kapalı tutarsak daha mantıklı olur. Bir defa bu önemli bir olaydır, ben size söyleyeyim. Bir de eğilirken kamera dönüşünün açık olup olmamasına da dikkat edeceğiz. Gerçekten eğilirken de kamera dönüşünüz açıksa kesinlikle bunu da kapatınız. Bu ayarların tamamı jiroskopsuzlar içindir. Tamamen bunu jiroskopsuzlar için söylüyorum. Ama jiroskoplu olup da bunu gerçekten hani sorunu yaşıyorsanız siz de kapatabilirsiniz. Eğilirken kamera dönüşünüz kapalı olsun arkadaşlar. Çünkü eğildiğinizde direktmen hemen duvar arkasında, bir de cover aldığınızda direktmen eğildiğinizde spreyi rahat rahat bir şekilde atabiliyorsunuz. Yani hassasiyet ayarlarınızdan çok genel ayarlarınızın da düzgün olması şarttır. Bu açıdan dolayı kesinlikle böyle videoları izleyin ve aynı adımları dikkatli bir şekilde yaparak siz de gerçekten bu oyunda profesyonel bir oyuncu olursunuz. Bunun için eğilirken kamera dönüşünüz açıksa mutlaka ayarlar bölümüne gidin. Orada eğilirken kamera dönüşünüzü kapatınız. Üçüncü adımımız ise burada dürbünlerimizi basılı tut olarak yapmayalım. Direkt dokun olarak seçelim. Bu ne demektir? Sizin için oyun içerisinde daha hızlı bir şekilde hareket etmek sağlar. Yani hızlı bir şekilde, örnek ve mesela siz hem dürbünü açıp hem ateş etmekle uğraşmazsınız. Sadece dokun yaptığınız zaman daha rahat bir şekilde spreyi atarsınız. Burada eğilirken de aynı şekilde dürbünü aç kısmına tıklayıp onu da kullanabilirsiniz. Burada en alt kısmında dediğim gibi eğilirken dürbünü aç kullanın ve dürbünü direktmen bir kere dokun şeklinde ayarlayın. Burada gelişmiş kontrollere de geldiğimiz zaman aynı şekilde aşağıya doğru indiğimizde burada dikkat etmemiz gereken bir ayar daha vardır. Kesinlikle burada yatay kaydırmayı kesinlikle kapatalım. Nişan yardım özelliklerimiz kapalıysa onları açalım. Onun dışında başka nelere baktığımız zaman başka olarak da burada dikkat etmemiz gereken önemli yatay kaydırma, onu da kapattık. Aşağıya doğru indiğimizde, yani kısacası burada ben size en iyi şekilde ayarları vermeye çalışıyorum bu şekilde. Siz de aynısını yaparsanız zaten hiçbir şekilde zorluk çekmezsiniz. Ben burada gördüğünüz gibi jiroskopsuz ayarları yapıyorum. Bu arada nişan özellikleri de açınız arkadaşlar, eğer kapalıysa sizde. Mutlaka nişan özellikleri de açık olması tavsiye edilir, bilginiz olsun. Ben nişan özellikleri de jiroskopsuzlar için açık olmasını tavsiye ediyorum. Burada nişan yardımı olsun da direkt nişanı da dokun kısmına tıklarken onu o şekilde ayarlayabilirsiniz ve nişan alırken kamera dönüşü de burada kapalı olsun arkadaşlar, en altta gördüğünüz. Silahım sekmesin, eğer gerçekten ben oyunda iyi olmak istiyorum diye bir düşünceniz varsa bu ayarları yapmanız sizin ilk etapta, ilk başta öncelikle telefonunuzdaki ayarlar kısmındaki, oyun içerisindeki ayarlar kısmında bunlar önemli olacaktır. Bunları dikkat etmeniz gerekiyor. Ben dediğim gibi burada en iyi şekilde size ayar vermeye çalışıyorum. Bu arada kanalıma abone değilseniz arkadaşlar abone olmayı unutmayınız.
Ve aynı zamanda like atarsanız bu videoya, bir sonraki videolarda da tekrardan görüşürüz. Diğer videolarım ve hassasiyet ayarı ile ilgili olan videolarıma da mutlaka göz atın arkadaşlar. Orada sizin yararınıza ve faydanıza olacak bir sürü güzel videolar vardır. Burada ayarları ben bu şekilde hemen genel olarak hepsini göstereyim. Burada siz de aynı şekilde bakın yapın diye söylüyorum. Burada gelişmiş kontrolleri de aynı şekilde baktığımız zaman bu şekildedir. Burada bu ayarlar aynısını yaparsanız sizin oyundaki performansınız bir tık daha ileri olacaktır. Bu jiroskopsuz genel ayarları nasıl yapılır videomuz bu kadardı. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakınız.